yeşil ışık kargaşası. Bu sabah Tony bir teslimat yapıyor. Kırmızı ışık. Kırmızı ışıkta dur, yeşil ışıkta geç. Yeşil ışık, gidelim. Kırmızı ışık. Ne? Yine mi? Kırmızı. Yine kırmızı yandı. Bu gidişte geç kalacağım. Hay aksi. Tony. Tayo. Ne oldu? Bir sorun mu var yoksa? Şimdi anlarsın. Otobüs ne zaman gelecek? Merhaba arkadaşlar. Özür dilerim, sizi beklettim. Vay canına. Şimdi gitmem gerek, tamam mı? Dori, hadi kutuyu açsana. Tamam, açalım. Ne bu? Dondurmalı pasta merimiz. Hadi ama neyi bekliyoruz? Niye bu kadar uzun sürüyor? Acelem var benim. Hana, motor ya ne zaman gelecek söyler misin? Hana! Tony? İstediğin parçaları getirdim. Hangi teslimat bu kadar uzun sürer ki? Anladım. Hep şu trafik ışıkları yüzünden. O kadar durmak zorunda kalmasam gecikmezdim. Yine mi? Gördün mü? Yeter ama. Sabret Tony. Sen her zaman trafik kurallarına uyarsın. İyi bir şey olacağına eminim. Tabii. Tamam, ben kaçar. Güle güle. İyi bir şey olabilir mi ki? O da ne? Bir şapka. Kimin acaba? Şapkasını kaybeden var mı? Sahibini bulmam gerekir. Nasıl götüreceğim? Bu şekilde götürürüm. Woohoo! Bana da çok yakıştı. Geç kalacağım. Kırmızı ışıklardan bıktım. Keşke hemen yeşil yansa. Lütfen. Işık yeşil yandı. Nasıl oldu bu? Tekrar deneyeyim. Hadi yeşil ışık. Vay canına. Sihirbaz oldum ben. Yeşil ışık yansın. Değişti. Yine. İşte bu. Vay canına. Işıkları istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bir bakalım. Yeşil ışık. Vay canına. Yeşil ışık. Vay be. Gerçek olamaz. Yoksa süper bir gücüm mü var? Bu muhteşem. Ve şimdi izleyin beni. Bu çok özel sihrim. Kırmızı ışık, bye bye. İstedim, bak gerçekleşti. Rum rum zum zum, durma, yola devam. Sıkıldıysan, çok yorulduysan söyle sadece içinden. Dönecek ışık yeşile. Tüm hayallerse gerçek.
Merhaba Tony. Neyin var Long? Kargomu limana götürmem gerek ama kırmızı ışıklara yakalanıp duruyorum. Aa, kötü olmuş. Ama madem durum bu... Hey dostum, kurtaracağım seni bu dertten. Sıkışık trafikten. Hep yeşil tüm ışıklar. Vum vum zum zum, durma yola devam. Sıkıldıysan hiç üzülme ve düşün bir mucize. Dönsün ışık hep yeşile. İnan gözlerine, güven hep kendine. Neyi düşünsen, neyi istesen. Rom rom bop bop bop, rom rom bop bop bop. Sıra sende, yap sihrini. Rom rom bop bop bop. Artık sadece yeşil ışık. Rom rom bop bop bop. Evet! Küçük otobüs Tayo. Bugün için teşekkürler Tony. Hoşça kal. Sonrasında Tony özel gücünü arkadaşlarına yardım etmek için kullandı. Of, bu gidişte geç kalacağım. Aa, o işi bana bırak. Yeşil ışık. Bir kez daha. Vay canına Tony, bunu nasıl yaptın? Çocukları götürecektim ama geç kaldım. Sorunun buysa... Yeşil ışık! Yeşil ışık! Çok teşekkür ederim Tony. Rica ederim. Ben gerçekten bir harikayım. Neler oluyor? Tony, yine karşılaştık. Tayo, niye kimse ilerlemiyor? Trafik ışıkları bozuldu. Trafik ışıkları mı? Evet, birden tüm ışıklar yeşile döndü. Ne yapacağız bilmiyorum. Baksana. Ama bu olamaz. Yoksa süper bir gücüm mü var? Yeşil ışık. Yeşil ışık. Değişti. Yine. İşte bu. O zaman tüm bunlar benim yüzümden mi? Yol açın. Yangın var. Kurtarmam gereken kişiler var. Yol açın. Yol açın. Ne yapacağız? Frank'in yangını söndürmesi gerekiyor. Neden ışıklar değişmiyor ki? Hepsi benim yüzümden. Çünkü tüm ışıkları yeşil yaptım. Tüm ışıkları kırmızıya döndürürsen... Kırmızı ışık. Ne? Şimdi kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Olamaz. Işıkları kırmızıya çeviremiyorum. Artık benim bu güce ihtiyacım yok. Işıkları eski haline döndür lütfen. Vay, ışıklar düzeldi. Hepsi değişti. Ne? Hop mısın? Yaşasın! Sonunda. Evet, bu benim hatam ve ben düzeltmeliyim. Tayo, yardımın gerek. Ne? Bip 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 bip. Yo, trafik sıkıştı, dur basma gaza. Üzülmeyin dostlar, varım ben burada. Ey sarı taksi. Dur bir dakika. Kırmızı mavi. İlerleyin hadi. Yol tıkalı, olma telaşlı. Dur kırmızı da. Geç yeşil yanınca. Uy kurallara. Kurallar. Emri güven. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok rahatladım. Evet. Tony, harikaydın. Senin yardımların sayesinde. Ha?
Kırmızı ışıkların tekrar çalıştığını görmek çok güzel. İnanamıyorum. Yaşasın. Şapkamı buldum. Tüm bu yaygara sihirli bir şapka yüzündendi. Tony sayesinde artık herkes kurallara daha çok uyacak. Küçük sihirbaz Asura. Bir öğleden sonra küçük otobüsler parkta toplanır. Şimdi ne yapmak isterseniz? Sobe oynasak mı? Daha eğlenceli bir şey yok mu? Evet, onu daha dün oynadık. Size eğlenceyi göstereceğim. Ne yapsak acaba? Şimdi sıra sende. Dayo resmen balon gibi oldu. Ne kadar da çok küçüldüm böyle. Neler oluyor? Bende bir şey yok galiba. Rogi yukarı bak. Ne? Kafam! Neler oluyor böyle? Çok komik görünüyorsunuz. Sen kimsin? Ben sihir dünyasından Asura. Büyülerimi beğendiniz mi bakalım? Bunu sen mi yaptın? Evet, eğlenceli değil mi? Hiç de komik değildi. Bizi eski halimize getir. Neden çevireyim ki? Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Bizi bu halde bırakamazsın. Herkes iyi mi? Evet. İnanamıyorum. Nereye gitti bu? Gitmiş bile. Adı Asura mıydı? Onu bulmalıyız. Ertesi gün olur. Onun üzerinde denesem mi acaba? Yağmur mu? Bu da ne böyle? Git başımdan. Bu çok komik. Teşekkür ederim. Bir dahakine görüşürüz. Vay canına. Çok da büyükmüş. O zaman biraz daha büyük yapayım. Olamaz. Dur, dikkat! Neler oluyor? Bu da ne? Çok büyükmüş. Sihirle böyle oldu bence. Asura! Sen. Kaçırdım onu. Şu tarafa bakalım. Burada bir yerde olmalı. Dayo! Çocuklar! Sen ne yapıyorsun? Asura'yı gördün. Dün bizimle uğraşan o çocuğu. Gerçekten mi? İşte orada. Nerede? Olduğun yerde kal. Dur! Galiba artık takip etmiyorlar. Buldum seni. Hadi tekrar kaçsana bakalım. Artık kaçamazsın. Yaramazlık yapmayı bırak ve geldiğin yere dön. Unuttunuz galiba. Bende bu var işte. Nereye gitti? Sizin yüzünüzden sihirli değneğimi kaybettim. Ne? Nasıl bizim suçumuz oldu? Onu sizden kaçarken kaybettim. Ve sihirli değneğim olmadan eve dönemem. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Çocuklar. Sihirli değneğini bulmasına yardım etmeliyiz bence. Ne? Böylece daha çabuk gidecektir. Yoksa bizimle uğraşmaya devam edecek. Bu doğru. Peki. Ama sihirli değneği bulur bulmaz dönmen gerekiyor. Anladın mı bizi? Tamam.
Onu bulunca sizinle daha çok uğraşacağım. Tamam, hadi gidelim. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği bulmaya çalışır. Burada değil. Burada da değil galiba. Rogi, orada mı? Hayır, sanmıyorum. Buraya kadar geldiğime göre kaydıraktan ineyim bari. Rogi, korkuttun beni. Affedersin. Ama hazır buradayken biraz daha oynayamaz mıyız? Olur mu? Evet, hadi oynayalım. Önce ben kayacağım. Ne? Sen zaten kaymıştın. Ben de istiyorum ama. Asura, sen de kaymak ister misin? Yok, sağ ol. Öyle mi? Tek başıma ineyim o zaman. Bekle. Ben de geleceğim. Hazır mısın? Vay be. Hadi gidelim. Nasıl, eğlenceli miydi? Fena değildi. Tekrar kayalım mı? Olur. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği unutur ve eğlenmeye devam eder. Çok eğlenceliydi, değil mi? Evet. Eğlendin mi Asura? Evet. Yani çok değil. Ama en çok sen heyecanlandın, öyle değil mi? Hayır, hiç de bile. Hadi dönelim. Hana merak etmiştir. Tamam. Hey, sihirli değneğin ne olacak? Geç oldu. Yarın aramaya devam edebiliriz. Tamam. O zaman onlarla yarın da zaman geçirebilirim. Küçük otobüsler ve Asura o gece birlikte kalır. Asura, neden sihir dünyasından buraya kadar geldin? Çünkü arkadaş edinmek istedim. Orada arkadaşın yok mu? Hepsi çok sıkıcılar ve büyülerimi sevmiyorlar. Sürekli bela yaratıyorsun da ondan sevmiyorlar. Ne yaptığımı bilmiyorsun bile. Hey Asura. Bela yaratıyormuşum. Asura yapma. Bu hiç komik değil. Seninle oynamak istemiyorum artık. Sadece onlarla arkadaş olmak istemiştim. Küçük otobüs Tayo. Ertesi gün küçük otobüsler ve Asura tüm gün boyunca sihirli değneği arar. Onu bulamıyorum. Gani, orada mı? Hayır. Nereye gitmiş olabilir ki? Evet, bu çok tuhaf. Bu o mu? Sihirli değneğim. Onu buldum. Ama onu bulduğuma göre onlarla takılmaya devam edemeyeceğim. Asura, onu buldun mu? Ne? Hayır, yok. Burada olduğunu sanmıyorum. Evet. Ne yapalım o zaman? Buldum. Biraz oyun oynayıp sonra aramaya devam edebiliriz. Öyle mi? O zaman... Joey'nin gösterisini izlemek ister misin? Joey mi? Joey kim? Çok şaşıracaksın. Joey, sihirli değneği olmadan kuş ve çiçekler yaratabiliyor. Sahi mi? Çok gitmek istiyorum. Tamam, Joy'nin gösterisine gidiyoruz. Gidelim. Vay canına. Şimdi. İşte. Tada. Vay canına. Vay canına. Gerçekten başarılı. Şu an bir şey yok. Ve tada. Ben arkadaşlarımla alay ediyordum. Ama sihirbazlık insanları mutlu edebiliyormuş. Şimdi şapkanın içine bakın. İçinden ne çıkacak? Ben de çıkacağını biliyorum. Beyaz güvercin mi? Evet, bu numaraya bayılıyorum. Şimdi tada. Ne oluyor? Tada. Ne oldu? Durun. Joey ne yapıyor? Olamaz. Onların üzülmesine izin veremem.
Asura, o senin sihirli değneğin değil mi? Demek gördüm. Teşekkür ederim. Bravo! Ne oldu böyle? Onu sen mi yaptın? Evet. Anladım. Gerçekten harikaydı. Evet. Bize sihirli değneğini bulduğunu neden söylemedin? Çünkü sihir dünyasına dönmek istemedim de. Orada maalesef hiç arkadaşım yok. Hayır Asura. Bundan sonra kesin daha çok arkadaş bulursun. Evet. Çünkü onları artık sinir etmeyeceksin. Evet. Muhteşem sihrinle bizi nasıl etkilediğini sen de gördün. Öyle mi dersiniz? Evet. Ayrıca bizim gibi muhteşem arkadaşların da var. Değil mi? Evet. Teşekkürler çocuklar. Sanırım sihir dünyasında artık arkadaş edinebilirim. Harika. Rica ederiz. Bu da size son hediyem. İşte. Vay canına. Asura gitmeden önce ilk arkadaşlarına en güzel hediyeyi verir. Tekrar görüşmek üzere Asura. Masalları çok seviyoruz. Küçük otobüsler ateş topunu izliyor. Sen kötü adam. Ateş topu. İşim bitti artık. İstediğini yapamayacaksın. Al bakalım. Neden bir anda kesildi? Olamaz. Hana'yı çağırayım. Onu hemen tamir edebileceğimi sanmıyorum. Hayır, öyle deme. Ateş topunu izlememiz lazım. Ateş topundan çok daha eğlenceli bir teklifim var. Daha eğlenceli bir fikir mi? Çocuklar. Tada! Bakın ne getirdim. O çocuklar için bir hikaye kitabı. Ama çok eğlenceli. Masallar çok sıkıcıdır. Başka bir şey yok mu? Bir dakika, denemeden karar vermeyin. Hadi başlayalım. Tamam. Bir zamanlar çok çok uzaklarda güzel küçük otobüsler yaşarmış. Ama biri çok hastalanmış. Gani galiba çok hasta. Motor yağına ihtiyacı var. Ama motor yağı daha yeni bitmedi mi Hana? Yenisini almak da çok pahalı olur. İyiyim ben. Gani, ne yapacağız biz? Bunların bende olduğunu unutuyordum. İşte oldu. Bunları motor yağıyla takas yapacaksınız. Merak etme. Sonra görüşürüz. Küçük otobüsler motor yağını almak için yola çıktı. Acele edelim. O tekerlek çok güzel görünüyor. Merhaba. Sen de kimsin? Ben sihirbaz Joey. Sihirbaz mı? Evet, sihirbazım. Lastikler için bunu takas eder misiniz? O nedir? Alın. Bunlar sadece vida. Bizim motor yağına ihtiyacımız var. O bildiğiniz vidalardan değil. Bunlar... sihirli vida. Onlara ihtiyacımız yok. Vay canına. Bununla istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Gerçekten mi? Hadi gidelim artık. Geç kalacağız. Belki bununla motor yağı alabiliriz. Kabul ediyorum. Ne? Çok iyi bir karar. Lastiği vidayla mı takas ettiniz? Tayo yaptı. Ama bu sihirli bir vida. Onunla istediğimiz her şeyi alabilirmişiz. Ama nasıl? İşte onu bilmiyorum. İyi misin? O yağı hemen bulsak iyi olacak. Sana bunu yapmamanı söyledim.
zaman. Çocuklar yapmayın. Tamam. Sabah olmuş bile. Bu ne? Ne? Neler oluyor böyle? Ne oldu? Vay canına. Aman Tanrım. Bununla istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Gerçekten de sihirli bir vidaymış. O dünkü vida mı? Evet. Kesinlikle yukarıda bir şeyler olmalı. Hayır. Çok tehlikeli olabilir. Bence olmaz. Kesin motor yağını bulurum. Sonra görüşürüz. Tayo. Peşinden gideceğim. Beni bekle. Çocuklar. Küçük otobüs Tayo. Küçük otobüsler vidanın en tepesine kadar tırmandı. Şuraya bak. Bu bir garaj. İnanılmaz. Çok büyükmüş. Hadi içeri girelim. Hiç bu kadar büyük bir garaj görmemiştim. Vay canına, çok güzel. Evet. Gerçekten öyle. Bu şey mi? Motor yer. Evet. Hadi çabuk alalım. Hadi. Alabileceğinizi kim söyledi? Motor yağımı ne cüretli alırsınız? Özür dileriz. Birine ait olduğunu bilmiyorduk. Ona çok ihtiyacımız var. Birazını paylaşsan olmaz mı? Hayır, asla. Arkadaşımız çok hasta. Lütfen. Tamam, alın o zaman. Gerçekten mi? Ama önce beni bir oyunda yenmeniz gerekiyor. Ne? Oyun mu? Tamam, oynayalım hadi. Daha yok. İlk oynadıkları oyun bir yarış oldu. Hazır. Başla. Başlıyorum. Neden başlamadın ki? Başlamak üzereydim. Daha iyi, biraz daha hızlı. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. Al bakalım. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Olamaz. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Kazandım. Tayo, iyi misin? Kazanmak üzereydim. Çok eğlenceliydi. Şimdi ne yapacağız? Dur. Son bir oyun daha oynayalım. Son bir oyun mu? Evet, o motor yağına çok ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Size bir şans daha versem mi, vermesem mi? İyi, tamam. Bu sefer oyunu biz seçeceğiz. Tamam. Ne oynuyoruz bakalım? Oyun yani, ne? Yani ne düşünüyorsun ki? Harika bir fikrim var. Bir bilmeceyi çözeceksiniz. Bilmece mi? Evet. Tek yapmanız gereken bilmeceyi çözmek. Tamam. Soru nedir? Tamam. İlk ipucu. Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan şey nedir? Ayna. Yanlış. Ne? Yanlış mı? Ama bir ayna ben ne yaparsam onu yapar. Bütün ipuçlarını dikkatle dinlemen gerekiyor. İkinci ipucu. Bu dünyadaki en değerli şey nedir? Değerli mi? Tekerlek. Yanlış. Taş mı? Yanlış. Nedir o zaman? Cevap arkadaş olacaktı. Yaşasın. Cevabı doğru bilemediğin için biz kazandık değil mi? Durun. Arkadaş mı? O nedir ki öyle? Arkadaşın ne olduğunu bilmiyor musun?
arkadaş başın dertte olunca sana yardım eden ve seninle her gün eğlenceli oyunlar oynayan kişidir. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Burada tamamen yalnızım. Yani şimdi bu kocaman yerde tek bir arkadaşın bile yok mu? Canın çok sıkılıyor olmalı. Neyse, son tur geçersiz sayılır. Bunu yapamazsın. Evet, yaparım. Bir sonraki oyun dans oyunu olacak. Ne? Benden daha iyi dans edersen ya senindir. Yani şu an dans etmemizi mi istiyorsun? Oh, ya ihtiyacınız yok mu yoksa? Hadi beni takip edin. Önce biz yapalım hadi. Ha, tamam. Harika, ben de yapacağım. Küçük otobüsler heyecanla dans etmeye başladı. Alın motor yağı. O sizin. Ha? Onu gerçekten bize mi veriyorsun? Evet, hasta olan arkadaşınız için lazımdı ya. Çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Hadi acele edelim. Tamam. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ha? Tamam, görüşürüz. Sizi bir daha görmem herhalde. Rogi, bu doğru değil. Yine ziyarete geliriz biz. Evet, artık seninle de arkadaşım. Arkadaş mı? Evet. Vay canına. Benim de artık arkadaşlarım var. Ne oldu böyle? Eski halime geri döndüm. Tebrik ederim. Bu dünkü sihirbaz. Evet, haklısın. Rogi ile arkadaş olacağınızı biliyordum. Rogi gerçek arkadaş edindiği için lanetim bozuldu. Gerçek arkadaş mı? Evet. Arkadaşların her şeyden değerli olduğunu asla unutmayın. Tamam. Artık daha iyi hissediyorum. Hepsi Rogi sayesinde. Arkadaşım için her şeyi yaparım ben. Başta motor yağını vermek istemiyordun ama. Evet, doğru. Hiç de bile. Küçük otobüsler çok iyi arkadaş oldular ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Hikaye nasıldı? Çok eğlenceliydi. Masalların sıkıcı olduğunu söylemiştin. Hayır demedim. Başka bir hikayen var mı? Hadi anlat. Sıradaki hikaye. Küçük otobüsler artık masalları da çok seviyor. Lütfen inanın bana. Küçük arabalar sabah ilk iş okulda toplanır. Hadi bakalım. Herkes burada mı ona bakalım. Tayo. Burada. Rogi. Burada. Iraça. Oh. Iraça. Iraça daha gelmemiş. Acaba bir şey mi oldu? Geldim. Geç kaldığım için özür dilerim. Ne oldu? Senin için endişelendik. Yolda gelirken... Bir daha sakın geç kalma. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün ne yapsak? Iraça. Tayo. Bu sabah neden geç kaldın? İnanılmaz bir şey oldu. Ondan geç kaldım. İnanılmaz bir şey mi? Evet, şöyle oldu. Sabah erkenden okula gitmek için yoldaydım. Hava ne güzelmiş. Bu ne? Sonra su kocaman bir fıskiye gibi gökyüzüne doğru fışkırdı. Çok soğukmuş. Ve sonra sokağa su bastı. İşte bu yüzden okula geç kaldım. Gerçekten öyle mi oldu? Çok şaşırmış olmalısın. Peki o zaman bütün o sular nereden çıktı? Raça, bunları uyduruyor olabilir misin? Hayır, uydurmuyorum. Sence de biraz tuhaf değil mi? Yoksa aslında şöyle mi oldu? Dün şiddetli bir yağmur yağdı. Iraça da okula giderken su birikintisiyle karşılaştı. Sonra suda oynamaya başladı ve o yüzden okula geç kaldı. Aslında böyle oldu değil mi? Hayır, öyle olmadı. Rogi, Iraça öyle olmadığını söyledi. Yapmayın çocuklar. Fıskiye ne ki? Yine de birinden şüphe etmek hiç hoş bir şey değil. Gani haklı. Özür dilerim. Hayır, önemli değil.
Yarın okula bizimle birlikte gitmek ister misin Nuraça? Evet, bu iyi bir fikir. Yine geç gelmek istemezsin herhalde. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ne demek? O zaman yarın istasyonda görüşürüz. Tamam. Ertesi gün küçük otobüsler Raça'yı bekler. Raça'nın çoktan gelmiş olması gerekmiyor muydu? Neden bu kadar gecikti? Şimdi hepimiz geç kalacağız. Biraz daha bekleyelim, ne dersiniz? Hayır, daha fazla beklemeyeceğim. Rocky! Gerçekten gitti. Yani şimdi okula hepimiz geç mi kalacağız? Biraz daha bekleyelim. Raça birazdan burada olur. Tamam. Sonunda Raça'yı bekleyen tüm küçük otobüsler okula geç kalır. Ne oldu? Hepiniz geç kaldınız. Çok özür dileriz. Bu arada Raça da hala gelmedi. Özür dilerim, geç kaldım. Raça, geç kalmayacağına söz vermiştin. Ne oldu? Neden bu kadar geç kaldın? Evet, hiç hoş değil. Bak işte, söz dinlemedin. Bu sabah ne oldu peki? Seni çok bekledik. Özür dilerim. Erken gelmeyi planlıyordum. Ama gerçekten çok tuhaf bir şey oldu. Tuhaf mı? Yine mi? Bu sabah erken saatte yola çıktıktan sonra bir tünelden geçiyor. Bu sefer okula geç kalmayacağım asla. Sonra bir anda... kocaman bir fil yolu kapatmıştı. Bu bir fil. Lütfen geçmeme izin ver. Arkadaşlarım beni bekliyor. İşte bu yüzden yine geç kaldım. Bu doğru olamaz. Filler hayvanat bahçesinde olur. Bu nasıl olabilir ki? Ben de bir filin yolda karşıma çıkacağını tahmin etmezdim. Bence geç kaldığın için bu hikayeyi uydurdun Raça. Bakın bir uzay gemisi. Ne? Uzay gemisi nerede? Tam olarak nerede? Ben hiçbir şey göremiyorum. Raça, bizi kandırmaya mı çalışıyorsun? Hayır asla, uzay gemisi oradaydı. Sözünü tutmadın ve senin yüzünden hepimiz geç kaldık. Şimdi de yalan söylüyorsun, çok kötüsün. Dayo, beni bekle. Çocuklar. Ama gerçekten yalan söylemiyordum. Raça, yanlış görmüş olabilir misin? Hayır, onu gerçekten gördüm. Tamam, yarın okula beraber gidelim mi? Ne dersin? Olur, yarın zamanında gelmeye dikkat edeceğim. Küçük otobüs Tayo. Aynı günün akşamında küçük otobüsler Raça'nın anlattıklarını Rogi'ye aktarır. Tünelde karşısına bir fil çıktığını ve gökyüzünden bir uzay gemisinin geçtiğini söyledi. Bay Zeki Rogi'yi dinlemeliydiniz. Söylediklerine başından beri inanmadım zaten. Evet, fil bir anda nereden karşısına çıkacak ki? Belki de... Bu sabah geç kalmamak için çok erken kalkmıştır. Ama saat çok erkendi ve hala ayılamamıştı. Daha tam uyanamadığı için de yanlış yola girdi. Ve kendini hayvanat bahçesinde buldu. Sonra tüm hayvanları görünce çok heyecanlandı. Ve orada çok eğlendiği için okula yine geç kaldı. Pekala, hikayem nasıl? Ben öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Tayo haklı. Hayvanat bahçesi şehrin diğer tarafında. Neyse, sonuçta siz de Raça yüzünden geç kaldınız. Doğru. Çok üstüne gitmeyin. Doğruyu söylüyor olabilir, değil mi? Yani karşısında bir fil mi çıktı? Evet, bence Raça bu sefer biraz fazla ileri gitti. Ertesi gün olur. Hoşçakalın ana. İyi eğlenceler. Neden o tarafa gidiyorsun Gani? Raça'yla buluşacağıma söz verdim. Gerçekten mi? Dediklerine hala inanıyor musun yani? Peki ya yine okula geç kalırsan? Merak etmeyin. Bugün zamanında gelecektir. Görüşürüz. Öyle diyorsan öyledir. Hadi gidelim çocuklar. Tamam. Herkesin Raça'nın yalancı olduğunu düşünmesi kötü oldu. Umarım bugün zamanında gelebilir.
İşte orada. Sözünü tutacağını biliyordum. Raja! Gani! Ne? Bu ne böyle? Raja! Dikkat et! Hayır! Ne? Raja! Beni buradan. Ne yapacağım şimdi? Diğerlerini çağırmalıyım. Biraz bekle. Hemen döneceğim. Sence Raja bugün zamanında gelecek mi? Kesin yine geç kalacaktır. Bekleyin. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Raja'nın bahsettiği uzay gemisi gerçekten var. Ne? Uzay gemisi mi? Olamaz. Öyle bir şey yok. Yemin ederim. Uzay gemisi Raja'nın üstüne düştü. Hiç mantıklı değil. Raja ile vakit geçirdiğin için sen de mi tuhaflaşmaya başladın yoksa? Gerçekten oldu diyorum. Ona yardım etmeliyiz. Gani, buna nasıl inanabilirim ki şimdi? Hadi hep beraber okula gidelim. Raja gerçekten tehlikede. Siz çok kötüsünüz. Hey Gani! Gani'nin nesi var? Onu hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Flash haber. Dün hayvanat bahçesinden kaçan fil bugün güvenle geri götürüldü. Bu olay nedeniyle bir tünel tamamen kapatılmıştı. Neyse ki büyük bir kaza yaşanmadı. Ne? Tünelde gerçekten fil mi vardı yani? Yani yalan söylemiyormuş. O zaman Gani'nin bahsettiği uzay gemisi de gerçektir. Hemen Raja'ya gitmemiz gerekiyor. Gani! Raja! İşte oradalar. Olamaz. Gani! Yardım edin. İyi misin Raja? Ne oldu? Çabuk çıkarın beni buradan lütfen. Tamam. Kurtuldum. Raja! İyi misin? Yaralandın mı? Çok iyiyim. Ciddi bir şey olmadığına çok sevindim. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Ruki, o uzay gemisi nedir? Bu reklamları çok uzaktan bile gösterebilen büyük bir balondur çocuklar. Muhtemelen hava kaçırıyordu ve buraya düştü. İlk kez böyle bir şey görüyorum çocuklar. Anladım. Raja, sana inanmadığım için özür dilerim. Gerçekten yalan söylüyorsun sandım. Önemli değil. Ben de olsam inanmazdım. Her şeyin çözülmesine çok sevindim. Durun. Henüz çözülmeyen bir olay var. Gökyüzüne fışkıran fıskiye. O hikaye yalandı değil mi? Raja sağ ol. İtfaiye musluğu yine arıza yapıyor. Evet doğru. Geçen gün bütün sokağa su basmıştı. Demek o yüzden öyle oldu. Bana inanıyor musun artık? Evet inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Rogi iyi misin? Bazen en beklenmedik şeyler olabilir. Aralarındaki yanlış anlamayı çözdüklerini görmek ne güzel değil mi? Minik Tayo. Çok güzel bir gün. Tayo otobüs garajında dinleniyor. Canım çok sıkılıyor. Tamam bitti. Nedir bu Hena? Merhaba Tayo. Bu bir küçültme makinesi. Küçültme makinesi mi? Evet. Bu makine sayesinde eşyaları küçültüp kolayca taşıyabileceğim. Harika, inanılmaz bir şey. Bir dakika. Benim depoya gidip birkaç şey almam gerekiyor. Sen bu arada buna göz kulak olur musun? Elbette. Çok dikkatli ol ve sakın bir şeye dokunma. Dokunmam. küçültme makinesi ha. Gerçekten çok ilginç bir şey. bu nedir? Şuna bassam mı acaba? Hayır, yapamam. Hera bana bir şeye dokunma demişti. Ama ne olacak?
olacağını merak ediyorum. Ona dokundum. Ama bir dakika, hiçbir şey olmadı. Ne? Ne oldu bana böyle? Tayo. Hayda. Nereye kayboldu bu çocuk? Ne oldu? Hena nasıl bu kadar devleşti? Belki de kendime küçülttüm. Çok tuhaf. Merhaba Hena. Ha? Rookie, Pet, sizi buraya hangi rüzgar attı? Birkaç tamir işimiz var. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bu benim yeğenim Ginny. Merhaba. Güzel sürpriz. Merhaba Ginny. Dayına çok benziyorsun. Sen burada bekle. Ben de Pet'le ilgileneyim. Tamam. Gel bakalım Pet. Vın vın. Hena dur. Hena. Olamaz. Sesimi ona duyuramıyorum. Vın vın vın. Bu çocuk da kim? Vın vın vın. Yürü hadi. Pufun altına girmiş. Buldum seni. Vın vın vın. Tamamdır Pet. Sağ ol Hena. Vın. Merhaba Ginny. Merhaba. Hena. Beklediğin için teşekkürler. Önemli değil. Bu durumdan kurtulmak zorundayım. Başardım. Hena, benim Tayo. Ginny, oyuncaklarını bu şekilde fırlatmamalısın. Bu defa sıkıca tut, tamam mı? Hayır. Teşekkür ederim. Sağ ol Hena. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle Ginny. Hena! Hena! Başım çok fena dönüyor. Bu bizim garaj. Biliyordum. Hepsi kabustu. Merhaba çocuklar. Az önce korkunç bir rüya gördüm. Kazayla kendimi küçültüyorum ve... Çocuklar? Neden bir şey söylemiyorsunuz? Bu Rookie'nin yeğeni. Rüyamda görmüştüm. Ne yani? Yoksa... Hayır! Rüya değilmiş. Hazır mısın? Vın vın vın. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun? Hıya! Çok eğlenceli. Lütfen bana yardım edin. Küçük otobüs Tayo. Tayo'yu bulamıyor musun? Hayır, sabahtan beri kayıp, bulamıyorum. Size bir şey söyledi mi çocuklar? Hayır. Söylemedi. O zaman gidip Tayo'yu arayalım. Hena burada beklesin. Tamam. Oh.
staja geri dönmek zorundayım. Arkadaşlarım beni çok merak etmiştir. İşte kapı. Ama buradan nasıl ineceğimi bilmiyorum. Tamam, önce o tarafa geçmeliyim. Başardım. Tayo, nereye kayboldun? Ha? O da ne? Bu Ginny'nin oyuncağı. Bunu ona geri verdiğimi sanıyordum. Ah Ginny, oyuncaklarını bu şekilde fırlatmamalısın. Bu defa sıkıca tut, tamam mı? Ah, olamaz. Yoksa o oyuncak... Tayo'ydu. Çok korkunçtu. Anlaşılan hala derin uykuda. Peki şimdi buradan nasıl çıkacağım? Önce kapıyı açmam gerekiyor. Buldum. Çıkayım. Demek buradasın. Ne zaman kalktı bu çocuk? Ginny, dayın geldi. Hadi buraya gel. Yaşasın. Dayıcığım. Merhaba Ginny. Herhalde Rocky gelmiş. Ginny, sana küçük bir hediyemiz var. Öyle mi? Bu harika. Evet. Ta-da! Bu bir uzay roketi. Çok güzel değil mi? Hem de nasıl muhteşem. Şimdi onu bana ver. Biraz benim elimde dursun. Tamam. Bir dakika. Pekala, al bakalım. Harika. Teşekkür ederim dayıcığım. İyi misin? Seni çok özledi beni. Pekala, hazır mısın? Evet. Yaşasın! Yine büyük oldum. Yaşasın! Tayo, hepimizi çok korkuttun Tayo. Evet. Şehirde saatlerce seni aradık. Özür dilerim çocuklar. Herhalde artık tehlikeli makinelere dokunmaman gerektiğini öğrenmişsin. Evet, artık sen dokun desen de hayatta dokunmam ona. Macera dolu bir günün sonunda Tayo arkadaşlarına tekrar kavuştuğu için çok mutlu.